Serenay Sarıkaya'nın Nişantaşı telaşına ortak olduk. İyiyim, koşturuyorum ya. Provam var şimdi. Soralım, nasıl? Çok güzel gidiyor. Ya. Çok şükür çok güzel gidiyor. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Başka işler var, onlara koşturuyoruz. Evet, bir sürpriz var ama şimdi söyleyemem. Bölüm başına 1 milyon TL aldığı söylenen rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un 20 bölümlük peşin ödeme aldığı iddialarına Serenay Sarıkaya cevap verdi. Bunlar çok çirkin konuşmalar, hiç böyle bir şey yok. Böyle bir sektörde böyle bir düzen yok ki. Kuş, ben de bir daha bu evde kesinlikle İlyas kelimesini bile duymak istemiyorum. Sence ben soykan mı oldum? Burcu Esmer Soy, yüzü olduğu gözlük markasının lansmanında şık elbisesiyle zarifliğini konuştururken güzel gözlerini gizlemişti. O zaman hemen açayım ben sana şöyle. Nasıl kandırıyor beni? Tamam, evet. Güneş gözlüğü takmanın sağlık açısından öneminden bahseden Esmer Soy yine duramadı, geçirdi gözlüklerini. Sağlık açısından da takmak lazım ya. Bütün doktorlar falan söylüyor asla. Yani kışın bile takın diyorlar güneş gözlüğünü. O yüzden bir de böyle hani gözlerimizi biraz kırıştırıyoruz ya biz. Hayalini gerçekleştirdiği Mısır tatilinde sormadan geçmeyelim. Ben bu seyahati yıllardır istiyorum aslında. Benim ailem Mısır'dan geliyor çünkü işte Esmer Soy soyadı falan oralardan geliyor aslında. Ve şans oldu, o haftam da boştu ve resmen gerçekten koştura koştura gittim. Bir kere zaten böyle hani neredeyse 2 saat, 2,5 saatlik bir yol. Gitmek lazım, görmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Mısır'a hayran kalan Esmer Soy hala tatil mutluluğundaydı. O tapınaklar, işte o bütün eserler, yapılar, her şey, Mısır, insanı, yemeği falan her şey inanılmaz güzeldi. Burcu Esmer Soy 1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akman ile İtalya'da nikah masasına oturmaya hazırlanırken sonunda istediği otelden gün alabildi. Biz şimdi bu evlilik kararını 1 sene önce aldık ya. O dönemde, o dönemde yer müsaitlik vermemişlerdi. İşte sonra 1 Eylül 4 Eylül arasını bize verdiler sağ olsunlar. 3 gün 3 gece sürecek düğün için hazırlıklar da başlamıştır diye düşünüyoruz. Başlamadı gibi ama bir taraftan da başladı gibi. Ben böyle çok sakinim. Gelinlik karar verdik sevgili Özgür Masur'la. Gelinliğim hazır diyelim, öyle diyelim en azından. Harbi güzel, su güzelde, yüreğimde sönme. Bir başka lansmanın bir başka marka yüzü Sedef Avcı her zamanki gibi zarafetiyle göz kamaştırdı. Elimden geldiğince doğal bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyorum. Onun dışında henüz normal rutinlerim var. Çok ekstra bir şey yapmamaya çalışıyorum. Sedef Avcı, magazin dünyasının yıllardır değişmeyen duru güzellerinden olunca estetiğe karşı olan tutumu merak edildi. Yok değilim ama şu an öyle bir durum yok. Hani ihtiyacım olmadı. İleride ne yaparım bilmiyorum. Güzel oyuncu yakın dostu Arzu Mona'nın boşanma kararı hakkında gelen soruları bilgim yok diyerek geçiştirdi. Bir bilgim yok benim. Evet, onlar da boşanıyorlarmış. İşte o yüzden biz de... Her daim evlilikleriyle örnek gösterilen Arzu Monan, Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Yaptığı paylaşımda psikolojik şiddet gördüğü iddialarını kesin bir dille yalanlayan Arzu Monan, gelinen aşamada boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik sözleriyle duyurdu. Çift 29 Mayıs'ta boşanıyor. Burak Serdar Şanal, sevgilisi Rüya Çelik'le görüntülediğimiz gecede yorgunluktan dert yandı. Yorgunum ben, İzmir'den geldim daha çok yeni. Yeni bir dizinin sezon finalini verdik. Daha doğrusu sezon finali işte. Yeni bir sezona inşallah tekrar birlikte başlayacağız. Bugün beni idare edin, bayağı yorgunum. Ufuk'ta evlilik var mı sorumuz, esprili bir karşılık buldu. Ufuk'ta var mı? Ufuk'a sormak lazım. Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala, dünya starlarının ikonik görünümleriyle yine çok şatafatlı geçti. Her sene stil ikonluğundan vazgeçmeyen Rihanna, çiçek buketini andırdığı beyaz elbisesi ve takma kirpikli gözlükleriyle yarışı kızdırdı. 6 aylık hamile Riri, üzerinde 30 adet kamelya çiçeği bulunan ipek pelerinini çıkardığı karnını gere gere gezdi. Yüz karattan daha büyük ve 10 milyon dolar değerindeki devasa elmasıyla gecenin en ışıltılı ismiydi Dua Lipa. Bu arada Dua Lipa'nın vintage elbisesi Nazlı Sabancı'nın çoktan üzerine süslemişti. Tozu dumana katan aynı anda kırmızı halıda boy gösteren Kendall Jenner, Kylie Jenner ve Kim Kardashian aralarındaki boy farkıyla Daltonları andırdı. Latin güzel Jennifer Lopez en sıra dışı tasarımları sergilendiği gecede yine şıklığından ödün vermedi.
Kameralarımızı tekrar yurda, ünlü güzellerin akın ettiği Anneler Günü etkinliğine çevirdik. Tülin Şahin son yıllarda kızı Siyene Leyla ile annenin tadını çıkardığını açıkladı. Ya tarif edilemez bir duygu gerçekten. Bütün annelerin, hatta anne olmayan kadınların da gününü kutluyorum. Çünkü her kadın bence bir anne. İlla bunun için doğmuş olmak gerekmiyor. Çünkü içimizde o duyguyu biz barındırıyoruz hepimiz diye düşünüyorum. İkiz kızları Alin ve Leyla ile anneliği tadan Pelin Akil, buruk bir anneler günü geçirdiğini söyledi. Malum işte depremde sayı çok fazla kişi, annesini, çocuklarını kaybeden kişiler var ve böyle bir yanım işte onların yanın, yani onlara bu hassasiyeti beslemek ve yani biraz daha böyle uzak durmak ve dikkat etmek gerekiyor diye. Bir yanımda coşkulu şükretmen gerekiyor. Bugünü daha anlamlı ve dolu dolu yaşaman gerekiyor diye hissediyorum. O yüzden böyle bir arada kalmışlık var. Pelin Akil kızlarından bahsederken duygusal anlar da yaşadı. Bir sabah bir uyanıyorlar, bir şey daha edinmişler. Ve bir yanım böyle yine büyümesinler istiyor. Böyle hep minik kalsınlar, hep kucağımda olsunlar. Anne kucak diyor mesela, kucağıma alıyorum. Bazen yoruluyorum ama diyorum ki İleride böyle bir şey söylemeyecek yani. Şu an bugün çok duygusal olarak doluyum yani. Henüz anneliği tatmayan Zine Salih annesine düşkünlüğünü anlattı. Her zaman onları yani el üstünde tutmalı, her zaman sevgimizi, hassasiyetimizi göstermeliyiz ki ben hani hayırlı bir evlat olduğumu düşünüyorum. Hayırlı bir evlat olarak aileme çok düşkünüm, anneme çok düşkünüm. Zaten günde 10 defa arayan bir annem var. Hala bu yaşıma geldim. Neredesin, ne yapıyorsun? Hayvanseverliğiyle bilinen Ömür Geri'nin önceliği yine sevimli dostlarıydı. Sadece insanlar değil, bütün canlıların anneleri çok kutsal. Annelik ortak bir özellik bütün canlılarda. Bu yüzden biz sadece insanlarda değil, hayvanlarda da kutluyoruz. Tuğba Büyüküs'ün 17 yıllık yoldaşının acı kaybıyla sarsıldı. Köpeği korsanın öldüğünü duyuran ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dostuna veda etti. Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisiyle izleyicisiyle buluşan Yasemin Sakallıoğlu'nun yoğun temposundan bahsetti. Çok güzel gidiyor. Hatta yeni sezonda Türkiye'nin gezmedik gitmedik yerini bırakmayacağız. Kilo aldığını ifade eden Yasemin Sakallıoğlu bikinisiyle plajlarda yakalanmaktan korkmuyor gibiydi. Beni mi? Ya bilmiyorum, belki görürsünüz ya bir gün. Sürpriz olabilir. Yakalayın, niye yakalamıyorsunuz? Sizin görebiliriz. Ben size şey diyeceğim, arkadaşlar bikini giydim koşun. O şekilde haber vereceğim ben size yani. En iyilerin ödüllendirildiği ödül töreninde gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlendi. Güzel isimlere, başarılı isimlere bu seneki ödüllerini takdim edeceğiz. Böyle gecelerde sahnede olmak çok keyifli çünkü onların o heyecanını da görüyoruz. Biz de yoğunuz bu aralar, bir yerden bir yere koşturuyorum. Bu defa şarkıcı değil, influencer kimliğiyle ödül alan Aleyna Dalveren şarkı çalışmalarına da devam ettiğini duyurdu. Tabii ki de yeni şarkı yapıyorum. Çalışmalarımız başladı, çok güzel gidiyor. Hangi tarafa ağır basıyor diye sorduğumuz Dalveren, tereddüt etmeden sorumuzu yanıtladı. Tabii ki müzik. Yani tabii ki de müzik. Sanatçılık tabii ki ağır basıyor ama ikisiyle uğraşmak beni fazla yoruyor aslında. Ama yine de enerjim hepsine yetiyor yani, hiç problem yaşamıyorum. Geceyi kırmızılar içinde katılan Dilara Kırmıt, Kadın Top Model ödülüyle hanesine bir ödül daha ekledi. Sanırım 34. ödüllerim falan olacak. Şu anda çok heyecanlıyım yine. Türkiye'ye ikincilik getirdim Lübnan'da yarışmada. Çok keyifliydi benim için. Çok güzel bir gurur. Dilara Kırmıt şimdilerde podyumun meleklerinden Alessandra Ambrosio ile benzerliğiyle konuşuluyor. Evet, ona da benzetiyorlar beni. Çok güzel bir gurur tabii ki yani Türk kadını olarak da ona benzemek. Ve Türkiye'de de birçok isme benzetiyorlar aslında. Şey, Yusra Geyik, bazen Serenay Sarıkaya gibi güzel isimlere benzetilmek benim için gurur verici.